Değerli gençler merhaba. Hedef Koçum kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu tekrar nasıl yapılır? Aslında çok önemli olan ve maalesef sizin de gözden kaçırdığı ve biraz da zor geldi, benim tekrar yapmaya vaktim yok dediğiniz tekrar üzerine konuşacağız. Siz tekrar yapmıyorsunuz gençler. Konuyu öğreniyorsunuz ama konuyu uzun süreli hafızaya atmamak için direniyorsunuz adeta. Niye? Çünkü tekrar yapmıyorsunuz. Önemli olan konu bitirmek olarak bakıyorsunuz. Tamam, tabii ki konular bitecek. Fakat tekrar yapmadan konular zaten bitmiyor. Bitirdiğinizi zannediyorsunuz. Bu şekilde olunca da konular bitiyor, yığılıyor ve 3 ay önceki konuya örnek veriyorum. 3 ay önce hangi konuya çalıştınız? İşte harita bilgisine çalıştınız. Harita bilgisini 5 ay sonra tekrar ettiğinizde birçok şeyin gittiğini farkına varıyorsunuz. Bu videoda bu sıkıntıyı ne şekilde gidereceğinizle ilgili bazı tüyolar vereceğim. Yapılan araştırmalara göre gençler, bu tamamen bilimsel bir araştırma. Yapılan araştırmalara göre öğrenilen bilgilerin %80'i ilk gün tekrar edilmediğinde gidiyor. Ve en ideal tekrar da, tekrar sadece günlük, haftalık ve aylık yapılan tekrarlar değil. Dikkat edin. En ideal tekrar, etüt anında 40 dakika ders çalıştınız. Dersi bitirdikten sonra bir 10 dakika tekrar edeceksiniz. Yine söylüyorum. 40 dakika ders çalıştınız. Dersi bitirdikten sonra ben bu 40 dakikalık etütte neler çalıştım acaba diye geriye dönüyorsunuz. Bu şekilde yaptığınızda zaten ne oluyor? İlk gün tamamen konuyu unutmuyorsunuz. Peki hocam biz sözel veya sayısal dersleri ne şekilde tekrar edeceğiz? Sözel derslerden başlayalım. Bildiğiniz üzere sözel dersleri okumazsanız ve ezberlemezseniz tabii ki öğrenmeyi göz ardı etmiyorsunuz. Ama bazı şeyleri ezberlemek zorunda kalıyorsunuz maalesef. Sözel dersleri gençler not alıyorsunuz mutlaka. Kendi notlarınız en iyi notlarınız. Bunu unutmayın. Not alıyorsunuz ve akşam uyumadan önce yarım saatlik bir sürede tekrarınızı yapıyorsunuz, okuyorsunuz ya da şöyle boş kağıt alabilirsiniz. Kağıda yazarsınız o konuyla ilgili ben acaba neler öğrendim diye. Bu şekilde tekrar yapabilirsiniz. Ama tekrar yaptıktan sonra kesinlikle telefondur, tablettir, televizyondur hiçbir şeye bakmıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Hemen uyuyorsunuz. Uyuduğunuzda beyin zaten en son yaptığınız şeyi tekrar ettiği için bedavadan bir öğrenme gerçekleştirmiş oluyorsunuz. Ve sabah kalktığınızda da gece tekrar ettiğiniz şeyleri birkaç defa okuduğunuzda zaten uzun süreli hafızaya o bilgiler kaydedilmiş oluyor. Geldim sayısal derslere. O gün sayısal derslere çalıştın. Fonksiyonlara çalıştın. Fonksiyonlardan soru çözdün. Akşamda fonksiyonlardan yapamadığınız veya yanlış yaptığınız sorular üzerinde durduğunuzda zaten tekrarı bu şekilde yapmış oluyorsunuz. Şimdi tekrarlarda kullanılan gençler bir sistemi anlatacağım ben size. Bu sistem fazla zamanınızı almayacak aslında. Sırayla söyleyelim. 1. Konu çalıştıktan hemen sonra yapılan tekrar. Ne kadar? 10 dakika gençler. 10 dakika tekrar yaptığınızda bir gün boyunca o konu ne oluyor? Hafızanızda kalmış oluyor. Geldim 2. Konu çalıştıktan bir gün sonra yaptığınız tekrar. Fazla zaman gitmiyor. 15 dakika. 15 dakika tekrar ettiğinizde bir hafta boyunca konu zaten hafızanızda kalmış oluyor. Bakın haftalık tekrara geliyorum. Haftalık tekrarda da bir hafta sonra zaten tekrar yapacaksınız. Pazar günleri zaten kendinize mutlaka bir tatil günü ayarlayın. Pazar günleri 1-2 saat o haftalık tekrarlarınızı yaptığınızda 20 dakika. Bakın fazla değil. 20 dakika tekrar yaptığınızda zaten konu iyice hafızanızda kalmış oluyor. Ve bir ay boyunca o konuyu unutmuyorsunuz. Bir ay boyunca yaptığımız tekrarlara gelelim. Bir ay boyunca gördüğünüz konuları ne yapıyorsunuz? Tekrar ediyorsunuz. Sadece 30 dakika bakın. 30 dakika tekrar ettiğinizde uzun süreli hafızaya artık konu ne oluyor? Yerleşiyor ve konuyu kesinlikle unutmuyorsunuz. Bundan sonraki süreci zaten aylık tekrarlarda denemelerle ne yaparsınız? Devam ettirirsiniz. Konuları bu şekilde iyice pekiştirmiş olursunuz. Ve en son şunu söyleyeyim, videoyu bitireyim gençler. Unutmayın. Unutkanlığın en büyük düşmanı ne? Tekrardır. Evet gençler, videomuzun sonuna geldik. Doğru hedeflere emin adımlarla ulaşmanız dileğiyle. Hoşça kalın.